Her hafta CNN Türk ekranlarında Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen projelere ve bu projelerle hayatı değişen insanlara yer verdiğimiz programımıza yeniden başlayanlardan hepinize bir kez daha merhaba, hoş geldiniz. Biliyorsunuz özellikle Suriye'den 4 milyona yakın Suriyeli iç savaş sebebiyle ülkesinden ayrıldığı ülkemize sığındı. Eğitimlerini, mesleklerini, umutlarını bırakarak Türkiye'ye geldiler ve Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mülteciler için hayata geçirdiği projelerle yeniden hayata tutundular, tutunmaya çalışıyorlar. Bu hafta geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlarla dezavantajlı Türk kadınların iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak üzere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen seçilmiş bölgelerde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerle Türk vatandaşları için ekonomik fırsatların güçlendirilmesi projesinden bahsetmek istiyoruz sizlere. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında desteklediği bu proje Dünya Bankası tarafından uygulanıyor. Proje kapsamında Mersin, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 4 kadın girişimi kuruldu bile. İşte bu girişimlerden biri olan Anka sayesinde kadınların iş hayatlarına girişlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir şekilde gelir elde etmelerine katkıda bulunmak için tekstil ve el sanatları alanında Ankara'da bir sosyal kooperatifin kurulması amaçlandı. Dilerseniz ilk olarak Türk faydalanıcılarından biri olan Sadife Hanım'a gidelim ve projeyle ilgili neler düşünüyor, onun hayatında neleri değiştirmiş, nasıl hayata bağlamış, bizzat ondan dinleyelim. Hayatta mücadele etmeyi çok seviyorum. Hiçbir zaman pes eden bir insan değilim. Belirli bir yaşa kadar çocuklarım küçük olduğu için evde örgü makinesi aldım. İşte 20-25 yıl kadar bu işi yaptım, yurt dışına gönderdim. Maalesef eşimin engeline takıldığım için iş yeri açamadım. Biraz çocuklarım büyüyünce bu belediyenin projeleri var. Hepsine katıldım. İlahisinden aklınıza ne gelirse tüm projelere katıldım. Şu an lise sondayım. Allah nasip ederse üniversiteye gireceğim seneye. Hayatımda başka bir noktaya daha eriştim. Çok güzel insanlar tanıdım. Ben öğrettim, onlardan çok şey öğrendim. Daha da öğrenecek çok şeylerim var. Güzel bir proje, çok güzel. İnşallah gider. Giderse çok güzel şeyler olur. Çok güzel bir proje. Suriyeli arkadaşlarımızın içinde çok böyle öğretmen olanı, dikiş yapanı. Ama maalesef kendilerini anlatamıyorlar. Onlarla diyaloğu çok seviyorum. Arapça öğrenmeye çalışıyorum. Onların Türkçe öğrenmesini çok istiyorum ki daha iyi anlaşabilelim. Dedim ya, bu proje güzel yere gider. Çok güzel bir proje, önü açık bir proje. Bu projede farklı yerlere gitmeyi çok istiyorum. Zaten çok düşüncelerimdeydi sosyal bir kooperatif. İşte kadınların böyle bir arada yapabileceği bir şeyler, kadının güçlü olması. Ne bileyim, mesela orada iş yerinde bile sosyal sorumluluk projelerini alıp bu işte sığınma evindeki bayanların İşte çocukları o sarması. Yani belirli bir projelere zaten orada da çok şeyim olmuştu. Hayat çok güzel yere getirdi beni. Şükür elhamdülillah. Uyum içindeyiz. Vücut diliyle anlaşıyoruz. Seviyorum. Herkes bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hani onlar da elinden geldiğince gayret gösteriyor ama Türkçe çok zor bir dil. Arapça da öyle. Tabii ki iletişimsizlik oluyor ama tek tek bir şey yazdığım zaman diğer arkadaşlara yazıyorsam bir kuralımız var. Ya yani burada ne öğrendik? Burada İlk başta birlikte çalışmayı öğrendik, birlik olmayı öğrendik. Yani birlikte kadınlar kendi başına ne yapabilir, nasıl ayakta durabilir? Yani güçlü kadınlar olsun istendi. Ne bileyim, projede dikişlerimiz, çok güzel makinelerimiz var. İşte bilmediğim dikişleri dikiyoruz, işte ne bileyim örgü örüyoruz. Bilmeyen arkadaşlara, ben örgüyü çok güzel biliyorum, senelerce yaptım bu işi ama arkadaşlara gösteriyorum. Tabii ki benim de bilmediğim, bana kattığı çok şey var dikişte bazı konularda işte. Bir ölçüde kooperatif nasıl kurulur, sosyal kooperatif nasıl olur? Yani inanılmaz şeyler öğrendim. Güzel derslerine sonradan katıldım. Çok şey öğrendim. Sevgili seyirciler, Sadife Hanım'ı dinledik. Şimdi dilerseniz Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Nicolas Meyer Landrut'a kadın girişimcileri neden ve nasıl desteklediklerini soralım. Müzik
Her şeyden önce Suriyeli mülteci nüfusun neredeyse yarısının kadın olduğunu zannediyorum. Bu yüzden erkekler kadar onlar da desteği hak ediyor. İkincisi, kadınların güçlendirilmesi, aile gelirlerine ya da bireysel kazançlarına katkıda bulunabilmeleri her toplum için çok önemlidir. Mülteci yardımı bağlamında da önemlidir. Ve yine kırılgan ev sahibi topluluklar için de önemlidir. Bu nedenle tüm programlarımızı ve projelerimizi kadınların ve genç kızların da bu programlardan yararlanacakları şekilde tasarlamaya çalışıyoruz ve birçok nedenden dolayı özellikle bu mülteci kategorisinde içinde savunmasız oldukları için çok önemlidir. Yani evet, desteklemeye çalıştığımız tüm programlarda onlar bizim için çok önemli bir etken. Evet sevgili seyirciler, Sayın Büyükelçi'yi de dinledik. Şimdi projenin paydaşlarından Altındağ Belediyesi'ne gidelim ve Belediye Başkanı Asım Balcı'dan projenin detaylarını dinleyelim. Proje çok önemsediğimiz bir proje. Öncelikle Ankara Ticaret Odası ve diğer paydaşlarımızla birlikte bölgemizde hedef kitleden seçmiş olduğumuz kadınlarımıza belli yeteneklerin kazandırılması ve böylelikle onların sosyal girişimciliğinin artırılması hedefleniyor. Burada almış oldukları eğitimle kadınlarımız hem nitelikli iş gücü piyasasına dahil olacaklar hem de geliştirmiş oldukları kabiliyetlerle kendilerini geleceğe hazırlayacaklar. Burada almış oldukları eğitim sonucunda yapmış oldukları ürünleri satabilmeleri için de bir kooperatif kuruluyor. Ve bu kooperatif vasıtasıyla da burada ortaya çıkartılan ürünlerin geniş anlamda piyasaya sunulması, kendi ayaklar üzerinde durabilecekleri bir mekanizmanın kurulması hedefleniyor. Bölgede bir örneklik teşkil edilmiş olacak. Ondan istihdamı sağlanacak projeyle ve bu bölgedeki diğer kadınlara da örnek teşkil edip projenin geniş anlamda kitlelere ulaşması için de örneklik teşkil edecek. Özellikle Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu bu destekle burada bir altyapı kurulmuş oldu. Eğitimler veriliyor. Alet, teçhizat ve ekipmanlar alındı ve projenin de önemli bileşenleri ortaya konulmuş oldu. Bölgemizde proje kapsamındaki hedef kitlenin tespit edilmesi çok önemliydi. Hem ihtiyaç sahibi olması hem kendi ayakları üzerinde durabilecek kadınların seçilmesi ve bir taraftan da bunların uyumlu bir şekilde bu eğitim sürecini tamamlayabilmeleri açısından hedef kitleye ulaşma bakımından biz de belediye olarak gerekli desteği sağladık ve kullanmış oldukları, şu anda eğitim yapmış oldukları bu merkezi de bu iş için tahsis etmiş olduk proje kapsamında. Bundan sonraki süreçte de proje hayatı boyunca burada bu çalışmalar devam ettirilecek. Sevgili seyirciler, Asım Bey projenin amacı ve işleyişi, kimleri kapsadığı ve faydalanıcılarının bu projeden nasıl faydalandığına dair bilgileri aktardı. Dilerseniz şimdi de projenin geçici koruma altındaki Suriyeli faydalanıcısı Rule Kamus'a gidelim. Suriye'den Türkiye'ye geliş ve projeyle tanışma sürecini bizzat kendisinden dinleyelim. Herkes aynı, Suriyeliler hepsini aynen gibi geldi. Halep'den'e yani eski işimi ayırdım. Annem babama geldi. Suriye bıraktım, oraya gittim, o tarafa geldim. Ankara, ben de yani sınır geçtim. Ondan sonra Antalya bir iki gün oturdum. Ondan sonra bir otobüs tuttum. Ankara direkt geldim. Anne baba yanında yani geldim. İlk geldim çok zor. Her şey yani kim bana konuştum ben hiçbir şey anlamıyor. Çok zor değil yani ama şimdi yavaş yavaş öğreneceğim. Yani ilk geldim dil için hiç uğraşmadım. Ama yani hayat sosyal başladı. O zaman yani dil lazım. O zaman da ben karar aldım yani dil öğrenmek lazım. Önce de YouTube'da falan baktım mesela mayveler, zebzeler ne adı, Arapça ne, Türkçe ne. Orada yani öğrendim. Ondan sonra eğitim başladım. Yani halk eğitim, başladım. A1 sertifika aldım. A2 haftadan sonra alacağım. Ondan sonra B1 şimdi başladım. İnşallah yol devam.
eğitim süreci başladım. Türkçe kursu. Sofya hocam ben de dedi. Bir proje var. Kadın yani iş kurmaya için. Ben anlattım. Ben de dedi ben gideceğim, bakacağım. Ben gittim, baktım. Çok iyi bir şey gördüm. O yüzden ben yani onu katlamak istedim. Ben de tamam hemen aldılar. Ben de ilk mülakata gittim. Orada anlattım. Ben durumun ne var dedi. Ne yani her şeyi anlattım. Ondan sonra ben de telefon geldim. Tamam senin yani kabul ettim. Hadi gel biz de. Geldim ama yani başlamadan önce biraz da dil için biraz ders verdiler yani. Okumaya yavaş başladım yani başladı. Eğitim süreci uzun almadım ama yani eğitim ders, dikiş ders, örgü dersin devam hala da. Oraya geldim, eğitim başladı. Kadın Suriyeliler, Türkiler hep beraber de başladı. Gelmeden önce ben de yani örgü biraz da biliyor ama şimdi daha biliyor. Neden? Çünkü eğitim aldım. Daha güzel bir şey öğrettim. Dikiş bir ay önce başladı. Yani aynen dikiş ben önce hiç eğitim almadım. Ama ileride geldi, ileride giriyor. Yani ben her şeyi çabuk öğreniyor. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Ben de o iş çok seviyor yani. Başarmak istiyorum. Projenin Suriyeli faydalıcısı Rule Kamus bize yaşadıklarını, projeyle hayatında nelerin değiştiğini anlattı. Şimdi de Jun'dan Duygu Vatan'a gidiyoruz. Biz bu projenin ilk kurgulanma aşamasından beri olan ortaklardan biriyiz. Aslında yaptığımız şeylerden bir tanesi faydalanıcıların öncelikli olarak becerilerini anlamak. Daha sonrasında da biraz pazara baktık. Yani hangi tekstil pazarları daha dayanıklı, farklı koşullar altında her daim üretim yapabilecekleri ve burada giderek güçlenebilecekleri hangi pazarlar var? Bunun üzerine de bir iş modeli kurgusu yaptık biz projede. Yaptığımız kurguda Beri bir bebek ürünleri üreten bir marka olarak aslında şekilleniyor. Bu marka ebeveynlerin ilk iki yıl yani çocuğu olan ebeveynin ilk iki yıl ihtiyaç duyacağı giyim ürünlerini, evde ihtiyaç duyabileceği aksesuar ürünleri gibi, oyuncaklar gibi aslında çocuğun gelişimini sağlayabileceği ve aynı zamanda temel ihtiyaçlarını giderebileceği ürünler üreten bir marka olarak ortaya çıkıyor. En temel farkı da temiz giysi üstünden kurgulandı. Yani temiz giysiden kastımız üretimin yapılma aşamasında kullanılan malzemelerde bebeğin herhangi bir şekilde zarar görmeyeceği, işte cildinin zarar görmeyeceği, oyuncakla oynayan bebeğin oyuncaklardan bir zarar görmeyeceği bir model üstüne kurduk Beri fikrini. Biz içeride yarattığımız döngü modeliyle aslında kullanımını tamamlayan malzemelerin kooperatife iade edilmesine odaklandık. Yani aslında kullanıcıları, kooperatifin müşterileri bu ürünleri aldıktan sonra kooperatife geri verebilecekler ve bu sayede de kooperatif bunların temizliğini ve onarımını yaptıktan sonra gerçekten temiz giysiye erişimi olmayan, belli dezavantajları olduğu için, gelir anlamında dezavantajlı olduğu için bu giysilere erişimi olmayan ebeveynlere çok daha uygun bir fiyata yeniden satabilecekler. Bu projenin tabii farklı toplulukları, birbirinden farklı etnik kökenleri olan toplulukları birleştiriyor olması en temel kazanımlarından bir tanesi. Yani ellerle ürettiğiniz bir şeyde dile ihtiyacınız yok. Çünkü orada aslında ortak bir kazanım, ortak bir yaratım sizin diliniz oluyor. O açıdan çok özel buluyorum ben bu projeyi ve bir yandan da aslında sürekli düzenli bir geçim, düzenli bir üretim alanına sahip oluyor olması buradaki faydalanıcıların ilerleyen dönemde kendi geleceklerinde Türkiye'de kalmak isteyen, Türkiye'de bir hayat kurmak isteyen insanlara çok güzel bir gelecek hazırlıyor. Yapı olarak da çok özel bir proje. Yani çok farklı ortaklar var ve bu aslında bir çok seslilik yaratıyor. Aslında bu çok sesliliğin faydalanıcıların farklı ihtiyaçlarına dokunduğunu düşünüyorum. O yüzden de kalabalık ortaklı olmasına rağmen çok güzel ilerlettiğimiz çok özel bir proje.
Sevgili seyirciler, bu projenin bir diğer paydaşı ise Ankara Ticaret Odası. 12'si Suriyeli, 10'u Türk olmak üzere 22 kadının kurduğu kooperatife öncülük eden ATO, bu insanların hayata tutunmaya ve iş gücü piyasasında kendilerine yer bulmalarına da yardımcı oldu. Şimdi ATO Başkanı Gürsel Baran'a gidelim ve proje kimleri odağına alıyor, proje boyunca nasıl bir yol haritası izleniyor, kimler bu projeden yararlanabiliyor, bu bilgileri bizzat kendisinden alalım. Avrupa Birliği'nin destekleri Dünya Bankası'nın organizasyonunda aslında çok önemli bir proje. Ülkemizde geçici sığınma altında bulunan Suriyeli vatandaşlarla kendi vatandaşlarımızı, tabii bunların hepsi kadın, bunları bir araya getiren bir kooperatif hikayesi var burada. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız bir takım yanlışlar var. Hepimiz bizde az olsun bizim olsun mantığıyla çıkıyoruz. Sonra yaşanan hayal kırıklıkları var. O yüzden bu kooperatif mantığını biz çok önemsedik. Bu insanları 12'si Suriyeli, 10 Türk vatandaşı olmak üzere 22 kadın kardeşimizi bir araya getiriyoruz. Bunlar el emeklerini, göz nurunu ticarete dökerek buradan hem kendilerine bir menfaat sağlayacaklar, hem kooperatifin ne demek olduğunu, aslında istenirse başarılabileceğini, bu ülkenin istihdamına katkı sağlayacaklar ve kendilerine bir geçim kapısı olacak. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Paydaşlarımızın hepsi çok kıymetli, çok önemli. TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi de bunların içinde. Bizim eğitimlerimizi organize ediyor, eğitimlerimizi tasarlıyor. Kooperatifimizin işleyişiyle ilgili bizleri yönlendiriyor. Bu amaçla da TED Etün'ün de çok katkı sağladığını düşünüyorum ben. Biz önce Ankara Ticaret Odası olarak, Ankara Ticaret Odası ATO İDEA adı altında bir şirketimiz var. O şirketimizle yapıyoruz bunu. Biz de bir ekip oluşturduk. Bu ekibimizi eğittik. Biz ne yapmak istiyoruz diye. Bu ekibimizi eğittikten sonra eğitimlerimizi vermeye başladık. Tabii bu arada pandemi biraz etkiledi. Yani yüz yüze eğitimler organize etmek arzu ediyorduk ama olmadı. Online toplantılar oldu. Olsun, buna rağmen çok verimli geçti. 0-2 yaş aralığındaki çocuklarla ilgili üretim var ve de hamile kadınlarla ilgili üretimler var. Tabii ki ülkemizde bir Suriye gerçeği var. Suriye'de yaşayan Suriyeli geçici koruma altındaki kadınların da bizim ekonomimize adapte olmalarını arzu ediyoruz. Hem ekonomimize adapte olsunlar, hem geçimlerini de kendileri sağlasınlar. Ben buradan bir mutluluk oluşacağını ve bir örnek olacağını da biliyorum. İnanıyorum ki Türkiye'ye bir örnek teşkil edecek. Ben bu anlamda çok mutluyum. Önderlik ettiğimiz için Ankara Ticaret Odası olarak. Sevgili seyirciler, Gürsel Bey'i de dinledik. İsterseniz şimdi de projenin destekçilerinden Dünya Bankası'ndan Alina Petric'e gidelim. Onlar Dünya Bankası olarak projeye nasıl destek oldu, bir de onlardan dinleyelim isterseniz. Dünya Bankası projesinin bu ayağı, Türkiye hükümetini geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için ekonomik fırsatları güçlendirmesi için desteklemektedir. Kadınlara istihdam ve iş fırsatları yaratan projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de kadınlar tarafından yönetilen 4 sosyal kooperatif kurulacak. Bu 4 pilot sosyal kooperatifin uygulanması, Türkiye'ye özgü bir sosyal girişimcilik modelinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Sosyal girişimler, iş modellerinde kar maksimizasyonu yerine sosyal etkiye öncelik verir, ortak iyiye hizmet etmeye ve parçası oldukları toplulukların yaşamlarını iyileştirmeye yönlendirilirler. Proje kapsamındaki 4 sosyal kooperatifin tümü, sürdürülebilir işletme uygulamalarını uygular ve gözlemler.
Birkaçını vurgularsak, kapsayıcı ve demokratik yönetim çerçevesinde çalışırlar. Hem mülteciler hem de ev sahibi topluluk üyeleri için yerel olarak hizmet ettikleri toplumlara bağlıdırlar. Kaynakları harekete geçirir ve ortaklıklar kurarlar. Bu proje kapsamında kurulan sosyal girişimcilik uygulama topluluğu aracılığıyla işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırırlar. Geçen yıl boyunca özellikle pandemi döneminde yenilikçi kapasite gösterdiler ve kamu malları yarattılar. Covid sonrası dünyada daha iyi, kapsayıcı ve dirençli toplumları ve ekonomileri yeniden inşa etmeye çalışırken tüm bu uygulamalar daha önemli hale geliyor. Türkiye, sosyal girişimcilik uygulamalarına ilişkin zengin bir tarihsel geleneğe sahiptir. Bu yüzden sosyal girişimler daha güçlü bir rol oynayabilir. Historical tradition regarding social entrepreneurship. Sevgili seyirciler, bir Yeniden Başlayanlar bölümünün daha yavaş yavaş sonuna geldik. Bu hafta yine Avrupa Birliği'nin finanse ettiği onlarca projeden yararlanan insanlardan ve kurumlardan birkaçının hikayesini dinledik. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir Yeniden Başlayanlarla tekrar beraber oluncaya kadar kalın sağlıcakla.